Ben 27 yıldır hasta tutsak Cengiz Sinan Halis Çelik'in kız kardeşi Nesrin Çelik. Dün görüşüne gittim. Bugün de Cengiz'in 27 yıllık hasta tutsak olarak yaşadığı süreci maddeler halinde anlatmaya çalışacağım. Kısa tutmaya da çalışacağım bu arada. Cengiz 1997 yılında cezaevine girdi. Cezaevinin önceki sürecinde çok sağlıklı bir bireydi. 97'de girdiğinden bu yana çeşitli sağlık sorunları başladı. Şu an 8 yıldır Silivri 5 No'lu kapalı cezaevinde B9 altta kalıyor. 27 yıllık cezaevi sürecinde işkenceler, sürgünler, Cengiz'de ciddi sağlık sorunları yarattı. Bunlardan en başında epilepsi hastası olduğunu öğrendik ilk süreçlerde. Daha sonra mesene kanseri, mide ülseri ve sözde darbe gecesinde 22 yerinden kendi hücresine girilerek şişlendi. Ve ayağına platin takıldı. Çoğu zaman tekerlekli sandalyede, şu anda bastonla dolaşıyor. Bu süreç içerisinde adli tıp, hastane süreci, tedavi süreçleri, ilaçları ve biz ailesi olarak çok sıkıntılar yaşadık. Bunların mücadelesini vermeye çalıştık. Cezaevi koşulları, işkenceler, sürgünler, Cengiz'de hasta bir tutuklunun kalmaması gerekmesine rağmen ceza ertelenmesini talebinde bulunduk ama reddedildi. Bizim bütün bu durumlarla çabalarımız devam ediyor, devam da etmekte. Disiplin cezaları, bütün bunların dışında disiplin cezaları, hücre cezaları, keyfi hak illerleriyle biz sürekli ailesi olarak karşı karşıya bulunmaktayız. Son Haziran ayında ani bir arama, hücresine ani bir arama yapılıyor. Ve Cengiz'in muhabbet kuşları var. Muhabbet kuşlarından dolayı 2-3 kalemin hani kuş tüneyi ve kantinden satın aldığı gazeteyi stoklama suçlamasıyla arama yapılıp tam çıkarlarken abim Cengiz bunları durdurup siz duvarda akan üst hücreden gelen lağım sularının duvara akması ve mantar oluşturulması, aynı zamanda da kötü kokuyu arama yapan baş memur ve bunun yanındaki personeli dikkatini çekmek istiyor. Bunlar aramaya bırakıp çıkıp gidiyorlar. Birkaç gün sonra Cengiz'e aramaya engel oldu gerekçesi sunuluyor ve bir günlük hücre cezası ile karşı karşıya kalıyor. Yani Cengiz kendi sağlık sorunlarını ve koşullarını iyileştirme çabası içerisine girerken bir günlük hücre cezasına tabi tutuluyor. Çünkü hep vurguluyoruz biz buralar. Burada çok vurguluyoruz bunu bu masadan. Özellikle olağanüstü hal ilanından sonra şunu gördük. Her geçen gün özellikle politik mahpuslar üzerinde bir çifte standart uygulandığını ve düşman hukukunun uygulandığını görüyoruz. Yani tecrit yetmiyor, yalıtma yetmiyor, hücre cezaları yetmiyor. Yani her türlü cezalar yetmiyor ama bir de davranış ve uygulamaların kat be kat daha da insanlık dışı olmasının noktasında sınır tanımadıklarını görebiliyoruz. Tüm bunların ortadan kalkmasını istiyoruz, son verilmesini istiyoruz. Ama özellikle bize düşen asla ve asla hapishanelerle olan bağımızı, ilgimizi, mücadelemizi kesmememiz gerekiyor. Başta aileler olmak üzere İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Kurumları, İnsan Hakları mücadelesini götüren arkadaşları çok daha duyarlı olmaya, basını da bu konuda her zaman yanımızda görmekten mutlu olduğumuzu belirtmek isterim.